Değerli bilirkişi izleyenleri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün teknik hukuki sorunların asıl kaynağı olan hukuk nedir sorusunu konuşacağız ve tartışacağız. Belki de bu konuyu en rahat bir şekilde bizlere anlatacak, en anladığımız dilden, felsefi anlamda da anlatabilecek bize en yetkin kişi aramızda Sayın Hocam, Profesör Doktor Ahmet İnam konuğumuz bugün. Daha doğrusu biz kendisinin konuğu olduk. Hem siz hoş geldiniz hem biz hoş geldik hocam. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Hoş buldum daha doğrusu. Bugün sizin ODTÜ'deki odanızdayız, çalışma evet. Odanızdayız. Kaç yıldır hocam buradasınız siz? Bu odada 10 yıldır ama yani ODTÜ'de 40 yılı bulmuştur. 40 yıl. Ama öğrenci olarak bulunmam 50 yılı geçti. Yarım asırdır ODTÜ'sünüz. Yani 53 yıldır yarım asırdan fazla. Evet. Sakıncalı bir yerde oluyorsunuz. Evet. Felsefeci olunca öyle oluyorsunuz. Evet. Şimdi evet, bir diğer konuda aslında sakıncalı bir yerdeler hukukçular. Hele günümüzde biraz da öyle. Evet, ama o kadar hocam artık pratikteki hukuki sorunlara boğulduk ki biz avukatlar. Asıl sorunun aslında hukuk olduğunu, yani hukukun olmadığını biraz da unutuyoruz. Felsefeciler ne düşünür acaba? Hukuk nedir felsefecilere göre veya size göre nedir? Nasıl anlatabiliriz? Hukuk adalet. Yani adalet kavramı üzerinde odaklanan bir düzenin adı. Yani Batı düşüncesini ele alırsak 2500 sene öncelerine gittiğimizde İnsanın bir arada yaşamasını sağlayan insan olma özellikleri nelerdir? Yani insanda ne gibi özellikler olmalı ki bir arada insana yakışan bir şekilde yaşayabilsinler? Dolayısıyla önce ahlak. Yani ahlakın olmadığı bir yerde ahlakın yazılı hale getirilmiş bir yoruma göre biçimi olan hukuk zaten olmaz. Dolayısıyla önce ahlak. Peki ahlak ne demek diye sorduğumuzda, bu açıdan bakıldığında bir arada yaşamak zorunda olan insanlar, çünkü insan dediğimiz canlı varlık türü bir arada yaşamak zorunda. O halde bir arada yaşamanın bir düzeni olması lazım. İlkeleri olması lazım. Kuralları olması gerekiyor. Bu kuralları insan belki binlerce yıldan beri bu gezegende deneye deneye, acılar çekerek, üzerinde kafa yorarak meydana getirmiş. Şimdi felsefi açıdan, yani eski Yunan başlangıç noktası alırsak hukuku bulabileceğimiz temel ahlak kuralının adalet olduğunu görüyoruz. Şimdi adalet öyle müthiş bir kavram ki çok kolay sömürülebilir, yanlış yerlere çekilebilir. Platon'un devlet diyaloğunda adalet nedir sorusu tartışılır hemen başlarda. Orada Sokrates'in karşısındaki bir yaman bir delikanlı adalet güçlünün söylediğidir. Güçlü ne derse... Tabii gariban Sokrates uğraşır sürekli olarak, hayır böyle değildir, bu bir ideadır, bu insana yakışan bir düşüncenin, hayat tarzının ifadesi olabilecek bir kavramdır diye. Biraz zor herhalde ikna etmekte zorlandığını, çok da başarılı olamadığını söyleyebiliriz. Yani adalet baştan beri hep güçlünün buyurduğu, güçlünün söylediği, güçlünün eylediği ola gelmiş. Günümüzde devlet mi peki? Değil mi?
Elbette güç kimdeyse. Evet. Yani çünkü devlet düzeni de zayıf olabilir. Devletin yerine başka güçler olabilir. Şimdi şu çıkıyor. Adaletin olabilmesi için birkaç temel koşul gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, o adaletin olması gereken yerde, o toplulukta insanların, onları insan kılan en yüksek özelliğe, değere sahip olmaları gerekir. Bu da akıldır. Şimdi aklın egemen olmadığı bir düzende adalet olmaz. Bu çok çok önemli. Bu bir. İki, adaleti sağlayacak, adaletin gerçekleşmesini sağlayacak o topluluğa veya o adaletin yaşanması gereken coğrafyaya, o bölgeye egemen olan adalet sağlayıcı bir gücün olması lazım. Yani bir, insanlar orada akıllarını kullanabilecek özerklik ve özgürlüğe sahip olacaklar. Çünkü insanlar özerk, yani aklını kullanamayacaksa ve buna izin verilmiyorsa, yani özgür değillerse orada adalet. Şimdi bir de hocam, yani bu olmaz yani. Adil sistemi uygulayacak olan o gücün de ilk başta koyduğu kurallara, en başta kendisine uyması gerekmiyor mu? Ya elbette. Biz buna hukuk devleti diyoruz. Hukuk devleti nedir diye en basitinden bahsedersek, devletin en başta kendi koyduğu kurallara bizatihi kendisine uymasıdır. Ama şimdi hangi kurallar? Evet. Yani dolayısıyla çok, diyelim ki köleliği mesela, köleliğe izin verebilir. Tabii. Değil mi? Dolayısıyla devletlerin, yani yasa ile burada belki şeyi ayırmak lazım. İşte kanun devletiyle, evet, kanun hukuk devletiyle hukuk devletini ayırmak lazım. Gerek. Dolayısıyla yani yasal olarak siz olmadık şeyler koyabilirsiniz, evet. Ama işte onun için akıl yahut da vicdan diyelim. Yani bir hukuk aklının adaleti sağlayabilecek, adaleti gerçekleştirebilecek kendi aklıyla düşünebilecek. Çünkü insan özerk olabilirse, yani kendi başına düşünebilirse, kendi vicdanının sesini duyabilirse kesinlikle adil olur. Yani adalet bizim insan denen canlı türünün zaten genlerinde olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu yalnız mesela insana özgün değil, maymunlarda da bu denenmiştir. Mesela iki şeyi almışlar, maymun türünü, iki maymunu kafesin içinde. Birine diyelim ki şey veriyorlar, yaprak veriyorlar, ot veriyorlar. Diğerine muz veriyorlar. Şimdi ikisi birbirini görüyor. Bir süre sonra kendisine ot verilen maymun isyan etmeye başlıyor. Bu müthiş bir şey. Yani demek ki belli bir nörofizyolojik yapısı gelişmiş, beyin yapısı gelişmiş canlılarda adalet düşüncesi var. O biz gibi insanlar da herhalde ben niye muz almıyorum diye değil, o da niye muz almıyor diye yapması gereken aslında, değil mi? Evet, onu yapıyoruz. Evet, yani insana düşen gören sadece ben yani muz alayım diye. Yani ikimize de ot verin, hiç kimse muz yemesin. Yemesi değil. Değil mi? İkimiz yani de muz yiyelim. İkimize de muz verin. Evet. Demek ki bu çok insanı insan kılan bir şey. Hı-hı. Adalet duygusu. Hak. Hak duygusu. Çünkü bizde, evet, hak aynı zamanda kültürde o yüce kainatı yaratan, kainatı oluşturan büyük gücün adı da. Adı da tabii. Aynı zamanda adaleti simgeliyor. Bizim zaten dini kültürümüze baktığımız zaman İslam'ı belki örneğin Hristiyanlıktan ayıran çok temel özellik adalettir. Dolayısıyla köklerimizde böyle bir adil olmanın çok önemli bir ahlaki yüksek nitelik oluşuna tam böyle uymayan, tam onunla çatışan, çelişen bir biçimde, evet, adalet tamamen bugün
gücü elinde tutanların istediği şekilde evirip çevirebildiği, siyasallaşan, ekonomik çıkarlara hizmet eden, maalesef insanı insan kılan, onun köklerindeki adalet anlayışının dışında bir şekilde yürüyor. Şimdi bizim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İlhan Özay diye isimli hocamız vardı. İdari hukukçusu, efsane bir hocamızdır. Duymuştum. Şöyle derdi, erkler ayrılığı vardır değil mi? Bütün işte yasama, yürütme, yargı, bunlar ayrıdır ve eşittirler diye anlatılır evet, teoride. Ama şöyle de olması gerekir derdi. Erkler ayrıdır ama burun farkıyla yargı önde olmalı. Şimdi biz artık burun farkıyla önde olmaya da bırakın, eşit olmaya da bırakın, geriden geriye bir bakıma iktidarın veya siyasetin emir eri gibi bir konumda olduğunu görüyoruz. Şimdi yargıda adalet sağlayıcıların da bu duyguda olduğunu ve illa birilerinin adamı olmasına gerek yok. Atmosferden, bu atmosferden kötü etkilenebileceğini de düşünmek de gerekir. Hangi hakim rahatlıkla, hangi savcı, ki adı Cumhuriyet Savcısıdır. Hiçbir meslekte Cumhuriyet Savcısı diye bir, Cumhuriyet sıfatıyla bir meslek yoktur. Cumhuriyet Bakanı, Cumhuriyet Milletvekili, Cumhuriyet Avukatı, Doktoru yoktur. Ama Cumhuriyet Savcısı vardır. Hangisi ama bağımsız hissedebilir hocam? Burada herhalde bir bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi de olması gerekir bu USA eklediğim şey. Yani US bağımsız olmadıkça US olmaz. Elbet. Çünkü US, hakikaten US sahibi birisiyseniz, akıl sahibi birisiyseniz zaten özerk olmanız gerekir. Yani kendi başınıza, kendi aklınızın sesini ve kalbinizdeki vicdanın sesini duyabilmeniz lazım. Ben bunu tabii hukuk eğitiminde de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yargı, yani yargıç hüküm verecek. Bakın, hüküm verecek olan biri, bizde tabii hüküm sözü hikmetle ilgilidir. Dolayısıyla bu insanların günlük çıkarlarının ötesinde yalnız o kısacık zaman dilimi, o anın koşulları içinde değil, vereceği hükmün tamamen insanlığa ait bir şey olduğunu ve bunun tarihe geçeceğini, eğer yanlış hükmü verirse o hükmün o toplumu insanlık tarihi önünde çok aşağı düzeylere çekeceğini unutmaması lazım. Yani yargıcın o kadar önemli bir sorumluluğu var ki bu gezegendeki yaşamın, hayatın sürdürülebilmesi ve insanın insan olarak bu gezegende var olabilmesi için verilen yargıların insana yakışan yargılar olması gerekiyor. Bu da kesinlikle aklımızın sesini, vicdanımızın sesini duyabilecek bağımsız, özerk insanlara ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Ama bunun içinde bunu sağlayacak gücün olması lazım. Evet. Yani bu güç tabii gönül ister ki iktidar gücü olsun. Maalesef öyle olmuyor. Yani insanlar birey olarak, hakimler, yargıçlar akıllarını kullanmaya, vicdanın sesini dinlemeye çalışabilirler, çalışmalıdırlar. Ama bunu sağlayacak, temin edecek ve bu sesle hareket edecek hakimlerin güvence verecek bir gücün olması gerekiyor. Çünkü korkuyorlar. Yani yok korkmuyoruz da falan değil. Yani bunu bütün vatandaşlar biliyor. Şimdi nedir bir laf vardır. Şeriatın kestiği parmak acımaz. İnsanlar benim aleyhime bile karar verirse de evet doğru karar verildi hissini yaşaması gerekir. Bu ne kadar önemli bir hissiyat. Şimdi onu bıraktık hocam. Yani hissedemez ki. Vatandaş bunu hissedemez. Adalet duygusunu yitirdik. Tabii, adalet duygusu
kayboldu. Bu bir insan insana ilişkilerimizde, bir annenin doğurduğu çocuklarla ilgili, işte pastayı keserken veya ekmeği bölüştürürken hangi çocuğa ne kadar vereceğim duygusundan, evet. Değil mi? Askerde, yani bir bakkalın, okulda, bir askerin, okulda, evet. Bir öğretmenin hangi öğrenciye ne kadar not verirsem bu hakkaniyet, evet, içerisinde olur duygusu. Ya bir kültürü çökertmek istiyorsanız adaleti bozunuz. Adalet ortadan kalktığı zaman, hani kıyamet nasıl kopacak diye senaryolar vardır ya, işte insan denen varlıkta adalet duygusunu kaldırın, çok kısa bir süre sonra bu gezegende kıyamet çok rahatlıkla kopar. Vallahi yani, hocam, yani gerçekten sizle, evet, muhabbet etmek de çok güzel ama süremiz kısıtlı. Biz bunu hep yapalım var. Yani tabii, her zaman zevkle, yapalım. Zevkle. Gerçekten de biz de mutlu oluruz. Ben sadece dedim ya, toplumun her yerinde olması gerekir dediniz. Çok adalet güzel. Duygusun her, evet, alanında. Kesinlikle. Şimdi elimde Şair Hukukçular diye Ankara Barosu'nun yayını var. Eski güzel bir kitap. Ha. Şemsi Belli de hukukçuymuş. Ben sadece hukukçu, evet, şey, şair olarak çok bilirdim. Yani öyle, evet, şiirleri vardır, evet, ki mesela çok Anayasso diye bir şiiri var. Belki duymuşsunuzdur. Evet, buyurun. Kısa bir şekilde okuyayım. Buyurun, buyurun. Kul kurban olduğum hükümet baba, bana bir afabe veremez miydi? Kara dağlar kar altında kalan da ben gülmezem, dil bilmezem. Şafata'dan Hakkari'ye yol bilmezem. Kurban olan çaresine oy babo. Bebek yanir, bebek hasta, bebek ataş içinde. Ben fakir o, ben hakir o. Doktor ilaç çarşı bazar tam takir o. Kurban olan bu neşir oy babo. Çonçi yanir, çonçi ölir. Geçit vermeyiz hapsi. Parasız o, çaresiz o. Ben halsiz o, ben dilsiz o, şeher uza, yolsiz o. Bu ne haldir, bu ne iştir, oy babo. Karadağ'da kar altına ufa ufa mezerler. Yetti ceset hetim etim zap suyunda yüzerler. Hükümeti arz eylesem azarlar. Ben ketim o, ben hetim o. Bu ne biçim vatandaşım, oy babo. Şafada'dan Ankara'ya ses getmir. Biz getmeye kuvvetimiz hiç yetmir. Malımız yok, yolumuz yok. Ankara'ya ses verecek dilimiz yok. Kanadımız, kolumuz yok. Bu ne biçim memlekettir, oy babo. Yerin, yurdun adresin bilmirem. Ankara'da anayaso, ellerinden öpeyi hasso. Yap bize de iltimaso. Bu işin mümkünü yok mu? Oy babo. Anayasa herhalde herkesi kapsayan, mutlu eden, refahını düşünen, tarafsız, bağımsız hukuku, yargıyı yaratan bir anayasa belki de her şeyin çözümü. Ama onun içinde dediğiniz gibi bu ilkeler, us ve vicdan, bağımsızlık duygusu en başta olmalı. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.